Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendium Türkiye izleyicilerimiz. Bir yeni bölümde daha sizlerleyiz. Bu bölüm için yine bence şahane bir konu seçtik. Neden şahane? Dizinin final bölümünde bizi heyecanla beklettikleri Eregion kuşatmasını bir de Zafer abi'den dinleyelim. Tolkien bu kuşatmayı aslında nasıl yazmış? Nasıl cümlelerle görsel <laughs> efekt kullanılan bir işten daha heybetli anlatmış? Zafer abi'den dinleyelim istedik değil mi Cem? Bakalım gerçeği nasılmış? <laughs> gerçeği nasıl? Kesin Tolkien dedemiz çok daha güzel anlatmıştır diye. No, o diziyle kimse ölçüşemez. Ölçemez dizi tarihe kazandı. Bir yer yani. o, dizi yani. lore'u geliştirdi. Yani daha bir üstüne koyduk geliştirdi yani. Aynen öyle. En az 200 yıl konuşulur bu dizi. Evet. <laughs> en az. Seneye kimse konuşulur. <laughs> Şimdiden unutuldu. o yüzden 3. sezonu seneye yapacaklarmış. 5 sene sürecek abi işte. Evet. Toplam 10 sene hayatımızı sene hayatımız yani. işgal edecek bu. Onu da Game of Thrones uydurdu yani. 2 yılda bir dizi, 2 yılda bir Bunlar Zaten 8 böyle Türkler e bir. Türklere versinler 1 senede hepsini çıkartırlar <laughs> ya. Vallahi 1 yılda hepsini yaparlar. Abi, abi çünkü 3 saat bölüm yapıyorlar Türkler. Ya, hakikaten izlememiş Türk dizisi. Esen. Hiç de şeyim yok. Sıkıntım da yok. İzlemiyorum. <laughs> evet. Neyse. Gelelim Eregion meselesine. Buyurunuz. Evet Eregion bir kere ikinci çağda Lindon'la beraber Elflerin yüksek kentlerinden iki tane var zaten. Biri Lindon gri limanlar. Gilgalad'ın bulunduğu Cirdan'ın bulunduğu yer. Bir de Eregion. Hatta Eregion diyedi. Yani bir, ne derler bir insanın Elf'e özenerek söylediği gibi Eregion kenti. Bir yer yerlerde Elfler yok mu orta dünyanın? Var ama buralar yıldız gibi parlıyor. Niye? Bunlar çünkü ağaçların ışığını görmüş Noldor'un kentleri buralar. Hı. Şimdi Elfler arasında arasında da hiyerarşi çok acımasızdır. Yani basit bir iş değil. Galadriel'in mesela çok yüksek olması, Gilgalad'ın diğerlerinden çok farklı olması falan. Niye? Noldor soyundan geliyorlar ve ağaçların ışığını görmüş elfler bunlar. Noldor'un da büyük bir çoğunluğu ağaçların ışığını görerek gelmişler. Hani onların orta dünyada doğan çocukları görmemişler ama anneleri babaları hepsi ağaçların ışığını görmüş. O yüzden yüksek elfler diye geçiyor. İki tane hakikaten incisi orta dünyanın. Eregion ve Lindon. 700 ya da 750 yıllarında kurulduğu söyleniyor. İlk başta uzunca bir süre Borun yanı sıra Galadriel'de orada ikamet ediyor. Keleborn eşiyle beraber orada ikamet ediyorlar çok uzunca bir süre. Daha sonra Galadriel kendi kentimi, kendi krallığımı kuracağım diye ayrılıyor zaten. Tabi o sırada şeyler de var. Galadriel mesela daha doğuya geçerken Kazattum'u kullanıyor. Çünkü cücelere karşı bir tavrı falan yok Galadriel'in. Cüceler de dostlar, onlar da sorunlu değiller. Ama Keleborn cücelere çok gıcık olduğu için Tingol hikayesinden o kadar kadar kindi ki cücelere ben onların topraklarından geçmem diye Hitler Hekleri o puslu dağları ta aşağıdan güneyden kuzeye doğru dolandığı için herhalde bir 300 yıl mı ne görüşmüyorlar Galadriel'le. 300 yıldır Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. Neyse orada kuruyorlar. Bayağı da güzel. Coğrafi olarak da güzel. Dizi de gösterildiği gibi önünden böyle bir nehir falan akmıyor ama uzağından Gwatla nehri falan geçiyor. Yani sulak da bir yer, güzel de bir yer. Moria'nın güney kapısına çok yakın bir yerde zaten işte 60 kilometre kadar uzaklıkta. 55-60 kilometre kadar uzaklıkta. Böyle cennet gibi bir yer. Lindona da çok uzak değil. Yani yakın değil ama hani doğu gibi değil yani o kadar uzak değil. Bir de cücelerin de katkılarıyla ve yüksek elf zanaatkarlarında katkılarıyla falan. Bir anda Gwaiti Mirdain diye şey kuruluyor zaten. Mücefer üreticileri loncası. Orada en sanayileşmiş elf topluluğunu görüyoruz. Uh -huh. e Ve sürekli kendini geliştirmek isteyen bir şey. Feanor'da da mesela şey demiştim Feanor videosunda. Çok fen prim adamı kafası var. Çok modernist bir kafa var. Hep sürekli kendini geliştirmek istiyor. Deneyler yapıyor. Bir şeyler üstünde çalışıyor. Başarılı oluyor. Olmuyor ama yaptığı müthiş şeyler. İşte. Silmarilleri yapıyor. Palantirleri yapıyor. Şeyi yapıyor mesela. O da çok söylüyor söylenmez. Noldor mesela elması işleyen soy bile yani mesela elması da elmas yapan kabalıktan çıkartıp o müthiş elmas işçiliğini yaratan da Noldor ve Feanor da onun en ustalarından birisi. Feanor'un torunu olan Kerebrimbor da burada kendisi dedesinin üstünde en azından dedesi gibi anılmak istiyor. Böyle bir özlemi var. Biraz da kompleks var muhtemelen. Çünkü ikinci çağın en büyük elf ustası falan diyorlar ama Feanor hala çok yüksekte. Hani düşün, düşünsene ikinci çağda cücelerde hani hiç kimse bunların su dökemez diyorlar ama dedesiyle karşılaştırınca bir şey çıkmıyor Tırt. Tırt. O bakın yani burada çok bayağı bir medeniyet falan geliştiriyorlar iyice yükseliyorlar falan ama bir yerde sınır geliyor dayanıyor ve hani o olağanüstü dediğimiz harikulade dediğimiz üretimlere geçemiyorlar. O sırada da işte Sauron anahtar formunda anahtar formu insan ya da elf formu değil Valinor'dan geldiğini iddia eden bir Maya yani Gandalf Saruman gibi bir Maya olduğunu iddia ediyor ama Gandalf Saruman ya da Radagast güçlerini çok belli etmeyecekleri için onlar yani dinç ama yaşlı insanlar kılığında gönderiliyorlar. Gelmeyi tercih ediyorlar. Bu böyle favori Brad Pitt gibi geliyor. Yani <laughs> acayip yakışıklı, etkileyici, belagatı çok kuvvetli bir de çok iyi niyetli olarak şey yapıyor. Tabi Galadriel, Kirdan ve işte Gilgalat şey diyor ama bunda bir gariplik var. Yani biz Valinor'dan bir elçi beklemiyoruz ya da bir yardım talebinde bulunmadık. O bakımdan hani çok güven duymuyorlar. Acaba bunun arkasında ne var? Ama tabi hiç kimse başta onu Sauron olduğunu da bilmiyor. Tabi o sırada Sauron bayağı şeyde yapmış hani. doğaya gitmiş, orayı tahküm altına almış, oradaki insanları etkilemiş. Sadece oradaki insanları da etkilemiyor aslında. Bayağı yabanıl dediğimiz Eriador bölgesindeki insanlar falan da biraz Sauron'a yakınlar elflerdense ya da batılı insanlardansa. O da şey aklına geliyor hakikaten. Celebrimbor hani böyle zaaflar var, insani zaafları var, kıskançlıkları var ve çok takıntılılar gelişmeye. Tam Sauron'un kafa Celebrimbor'a Eregion'a diyor diyor ki hani ben diyor yani yetkin biriyim. Valinor'dan geldim. Yeterli beceriye, bilgiye, birikime sahibim. İsterseniz size yardımcı olurum. Çok olağanüstü işler başarırız burada falan deyince kelebinin Bor ve çevresi tabi sadece Kelebirin Birden ya falan. Evet herhalde birden ya falan. Sen baya bakın Dizi ezberlemiş. Üç kere izleyince <laughs> kare kare. Kabul ediyorlar ve işte o sıralarda şey 1200'den. ikinci çağ 1200'ler. Gilgalad'ın haberi de şu şekilde oluyor. Ta Gilgalad orada Mordor'un geliştiğini, orada bir karanlık gücün oluştuğunu nasıl hissediyor diye de sorabilirler meraklı arkadaşlar. Nümenor'dan gelenler güney limanlarını falan oluşturmaya, Pelargir falan kurmaya başlayınca orada bir gücün olduğunu, orada bir karanlık gücün olduğunu ve batıya doğru mail etmek istediğini anlıyorlar ve Gilgal'a da haber veriyorlar. Doğuda bir şey var hani garip bir tarikat gibi bir tanrı kralın olduğu bir gelişme var. Oradaki insanlar, insanlar da bu şeye dair. Hani haberiniz olsun Gilgal'da buradan öğrenince direkt olarak Nümenor'a haber veriyor zaten. Hani biz baş edemeyeceğimiz bir karanlık güçle savaşmak zorunda kalabiliriz. Sizden yardım talep ediyoruz. Bize yardım edin diye. Ona haber veriyorlar. 1200'de işte yüzük çalışmaları da Eregion'da başlıyor. Ama 300 yıl sürüyor. Yani öyle ha deyince olmuyor. Çok uzunca bir süre bunun denemeleri, denemeleri, denemeleri yapılıyor. Yani o bakımdan ne mitril gerekiyor ne hani bir yerden bir madde tedariki gerekiyor. Çünkü bu işteki ustalık yapanın ustalığı, becerisi, madenin kendi özelliği çok ikinci Planda. Zaten işte adamant denilen aslında eski dilde elmasın bir formu olan bir maddeden işte 3 yüzükten biri yapılacak. Diğerleri işte altından yapıyor. Tek yüzük zaten bayağı altın formudur. Hani direkt olarak altın denmese bile altın olduğu bellidir falan. Hani şöyle mitril gibi ya da adı başka bir şey olan özel bir maden gerekmiyor. Bilinen madenlerden yapılıyor zaten. Kullanılan madenlerden yapılıyor bu. Şimdi bunlar 1200'den 1300'e kadar uğraşıp da 16 yüzüğü tamamlayınca... 1500'lerde Sauron yani Anata görevinin büyük bir kısmını tamamladığını hissediyor ve bence bana göre tek yüzük zaten aklında daha bu işe başlamadan evvel olduğu için bu yüzüklere tahakküm edecek tek yüzüğü yapmak 1590'da Mordor'a dönüyor. Bu Mordor'a dönünce de bu sefer Kelebirim mor tabi bunca yıllık arkadaşlıktan dostluktan sonra şüpheye düşüyor. Çünkü ulan Galadriel de istemiyordu. Gilgalat da istemiyordu falan. Biz bu adamla bir şeyler yaptık ama çok fazla sanayiye döndü bu iş. Çok fazla teknolojik olarak yüksek Yükseldik falan diye şüpheleniyor. Diyor ki bizim kendimize ait bir şey. Bizim kendi yaptığımız güç yüzükleri olması lazım. O sırada o üç yüzüğü yapıyor işte. Üç elf yüzüğünü yapıyor. Tabi bu sırada da Sauron barad 1600'de tamamlıyor. Ve Orodur'un dağında tek yüzüğü yapıyor tek yüzüğü yapınca diğer kendisinden habersiz bilgisi dışında yapılan üç yüzüğü hissediyor. Yalnız üç yüzüğün sahipleri de tek yüzüğün yapıldığını, bu yüzüklerin bir yere doğru meylettiğini hissediyorlar. Diyorlar ki bu güç ortadan yok olmadığı sürece biz bu yüzükleri takmayacağız. Sauron'da o yüzükleri tehlikeli buluyor çünkü bu üç yüzük çok hani diğerlerinden daha değerli daha önemli yüzükler. Kelibirin tarafından yapılanlar. Güçler arasında farklılıkları var yani. Sauron'da artık Sauron kılığında ana Tar'ın Sauron olduğu anlaşılıyor. Diyor ki o yüzükleri benim ilmimle, irfanımla yaptınız bana geri verin. Kelebinin bu arada Gilgalat'ta o yüzükler teslim edilmeyeceğini falan söyleyince tam 90 yıl boyunca Sauron toplayabildiği en büyük orduyu topluyor. Hı. inanılmaz bir güce ulaşıyor. Doğuda, Baraptur'da. Ve orada Eregion'a karşı harekete geçiyor. Ve gelirken de çevredeki o yabanıl insanlar, yaban insanların falan da bir kısmı orduya dahil oluyor. Ordu büyüyerek devam ediyor. Bizim işte filmlerden bildiğiniz Rohan geçtiğinden geçiyorlar. En doğudaki Rohan geçtiğinden Doğu Ağlı'da. Ve Puslu Dağları kuzeye doğru takip ederek Eregion'a doğru yaklaşıyorlar. Ondan sonra 1690'ların sonuna doğru Eregion kenti kuşatılıyor. Ama bu bu sırada tamamen de lom Lay ordu ilerleyemiyor Sauron'un ordusu hatta Celeborn ordusuyla daha doğudan gelip Sauron kuvvetlerine saldırıyor. Sauron'un ilk öndeki birliklerini yeniyor aslında. Ama Sauron'un ordusu o kadar kuvvetli ki sonunu getiremiyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor ve sadece oyalama taktiğiyle onları geriletmeye, hızlarını yavaşlatmaya falan çalışıyor. Celeborn'un kuvvetleri mağlup edili Austin Edil'e doğru gelip Ostnen Edil de Eregion dediğimiz yerin başkenti zaten. Yani Hani Kelebir'in morunda olduğu yer başkent orası. Oraya doğru geri püskürtülüyor. İstila haberleri falan da tabii ki Gilgalad'ın kulağına gitmiş. Gilgalad onu komple bırakmıyor. Savaşa birebir gelmiyor ama Elrond'a oldukça önemli bir kuvvet veriyor ve Eregion kuşatmasına yetişmesini ve Sauron'a karşı savaşma emrini veriyor. O zamana kadar Elrond o kadar yüksek bir mevkiye sahip bir elf değil. Ama artık yani o ordu komutanlığına geçmiş oluyor ve Gilgalad'ın önemli adamlarından biri olduğu belli geleniyor. Çok hızlı bir şekilde bu kuşatmaya yetişmeye çalışsalar bile yolda da çok fazla şey var. Lindonla Eregion arasında da parça parça Sauron'un kuvvetleri var. Ordusu Bayağı her yere dağılabilecek ya. kadar çok çünkü. Onlarla savaşa savaşa ilerledikleri için Ereğyon kuşatmasına yetişemiyorlar. Hatta Eregion'a iyice yaklaştıkları zaman Sauron ana kuvvetleriyle onları da kapsayınca Eldor tamamen yok olacak. Yani Eldor'da dahil bütün orduyu yok edecekler. O sırada işte Moria'dan cüceler çıkıyor. Ve Sauron'un kuvvetlerine arkadan saldırıyorlar. Onunla beraber de Taranduin'in babası kuvvetleriyle geliyor. cücelerle birlikte Sauron'a saldırıyorlar. Önde ve arkada saldırıya uğradığı için o kısımlar Elrond kaçmaya fırsat buluyor. Daha kuzeye doğru kaçıyor. O sırada da Eregion'dan kaçırabildikleri kadar sivil halkı falan kaçırmış oluyorlar. Onlarla beraber bir vadiye gidiyorlar. Vadiye yerleşiyorlar ve o vadi daha sonra Aylık Vadi olacak zaten. Hmm. İllatris olacak. O vadiye kadar çekiyor. Elrond hayatında cüceler kurtarmış oluyor zaten. O cüceler ve şeyin babası kurtarmış oluyor. Sauron'un babası. Orofer. Şimdi onlar da ama savaşı sürekli devam ettiremiyorlar. Çünkü Sauron ana kuvveti hala Eregion önünde. Kuşatma halinde. Eregion'u hala sıkıştırıyor. Cüceler de savaşa savaşa geri çekiliyorlar ve o efsanevi cüce kapılan arkasına geçiyorlar ve kapıları kapatıyorlar. O kapılar kapatıldığı zaman Sauron'un ordusu bile Moria'ya giremiyor. Yani cüceleri takip edemiyorlar. Hatta şey diyor Tolkien. O kapılar ta 3. çağda Aragon Gandalf Yüzük Kardeşliği o kapıdan geçene kadar bir daha açılmadı diyor. Öyle de bir hikayesi var. Şeyde kendi topraklarına geri çekiliyor tabii. Taranduil'in babasının tayfası da geri çekiliyor. Ve 1697 yılında Austin Edil artık yani Eregion komple işgal edilmiş. Tamamen yıkılmış. Hatta en sonunda kendi atölyesinden çıkıyor. Kelebirimbor basamaklarda Sauron ve orklarla savaşıyor. Yani dizide gördüğümüz gibi çok barışçıl, hani çok beyefendi bir adam değil Kelebirimbor bayağı Baya denizci, savaşçı bir noldor yani. Ha bütün üstün zekasına, yeteneğine rağmen. O işte orada orklar tarafından yakalanıyor. Sauron ona bizzat işkence ediyor ki çok üstad bir işkencecidir Sauron zaten. Yani i̇şkencenin inceliklerini falan bilir. Öyle tarif edildi. Ta birinci çağda Tolgatok adasında beri çok önemli bir sorgucudur yani. Ve onunla şey söylettirmeye çalışıyor. Yüzükler ne oldu? Üçleri asla söylemiyor. Çünkü o sırada üçler Sauron'un saldıracağı öğrenilince zaten Sauron çok kuvvetli olduğunda biri Galadriel'e diğer ikisi Gilgalad'a teslim edilmiş durumda. Üçler orada değil. Dokuzları hemen söylüyor, buluyorlar zaten. Atölyedeymiş dokuzlar denilen. Dokuz yüzü alıyor, sonra kendisi dağıtıyor onları. Hı hı. Şey hani krallara bilmem ne. Yedileri söyletebilmesi için çok fazla işkence görmesi gerekiyor Kelebir'in bunu Çok fazla işkence gördükten sonra yedilerin de nerelerde olduğunu söylüyor. Burada şöyle bir hikaye var. Tolkien'in bir anlatısına göre zaten Durun içe yüzü Kelebir'in bor veriyor. Diğer altısını elinde tutuyor. Yani diğere gizliyor Eregion içinde. Bir söylentiye göre de bütün bu savaşlardan sonra yedisini de buluyor Sauron. Cüce krallarına kendisi dağıtıyor. Savaştan sonra dağıtıyor diye. İlkini Kelebir'in borun vermesi bu dostluk, kardeşlik bilmem neyi daha açıklayıcı kılıyor ama yani daha sonraki bir hikaye olması daha olası diyorlar. Tolkien üstüne bizden daha fazla şey bilen araştırmacılar falan diyorlar. Yedisini de ele geçiriyor Sauron. Daha sonra kendisi dağıtıyor. Ve ondan sonra işte Kelebir'in korkunç ölümü var. Dizide çok kötü gösteriyor ama hakikaten böyle oklarla onu öldürmeyecek ama sürekli yaralayarak etlerini parçalaya parçalaya sonunda öldürüyorlar. Sonra kendi vücudunu kafası mızrağın ucuna takılıp gövdesi de gerilmiş şekilde böyle balık kuruturlar falan ya tarif hmm. o şekilde yani. O şekilde Lindon'a doğru saldırıya giderken flama haline getiriyorlar Kelebin Moru. Orklar ve o şekilde taşınıyor yani. Korkunç bir ölümü var Kelebin Yalnız onu... Yani ağlamıyor mu Sauron? <laughs> <laughs> Sauron ağlamıyor. Kelebin Moru mırmır etmiyor. Yani böyle şeyler yok yani çok daha sert bir ortamın insanları. Şey de var. mi demiyor benim çok ismim var. Yok onu demiyor herhalde. Daha doğrusu o kargaşa da dese de duyan olmamıştır <laughs> belki. Diyordur o kendi kendine de. Öyle havalı hareketlere ha, yok. yok. Ondan sonra bu yüzük savaşları devam ediyor. Çünkü Gvatlo nehrinin yakınlarına geldiklerinde Nümenor kuvvetleri yardıma geliyor. Battle of the Gvatlo. Yani nehrinin oralarda Sauron'la tekrar savaş başlıyor. Lindon'daki kuvvetler de destek için geliyor. Ama Sauron'un kuvvetleri bayağı perişan etmiş durumda aslında bölgeyi. Lindon sıkışmış durumda. Elrond ayrık vadiye sıkışmış durumda. Oradan çıkamıyor. Bölge Eriador denilen, yaban eller denilen bütün bölge Sauron'un askerlerince denetleniyor. Orada zaten insanların bir kısmı Sauron'a tabi olup orduya katılıyor ama iyi insanlardan olan, elflerden taraf olan insanlar falan da katlediliyor. Lindon'a ya da ayrık vadiye o bölgeyi uzunca bir süre tutuyorlar yani Sauron'un kuvvetleri. 1695'te Yüce Kral Gilgalat Sauron'un Eriodor'u işgal ettiğinde Numenor'dan yardım istemişti. Ancak 5 yıl sonra Numenor kuvvetleri 1700'de, ikinci çağ 1700'de yardıma gelebiliyorlar. Hiç gelmeseydin. <laughs> Mesafe dizideki gibi değil. Biraz var. <laughs> zaman olarak da var. Yani, zaman da var yani. Ama o sırada yani artık sonuna gelmişler. Yani Lindon'da düşecek. Ayrık Vadide düşecek. Çünkü şey baş edemiyorlar. Yani o devasa orduyla baş edemiyorlar bir türlü. Lun Nehri'nin hattını böyle zar zor tutarken şeyin gelmesiyle ki güneyden yukarı doğru geliyorlar. Bir kısmı batıdan Nümenor geliyor. Yerde. Nümenor geliyor. Nümenor tabi çok büyük bir savaş ülkesi. Hem askeri silahlar olarak çok gelişmiş. Hem de yani. Savaşçılar çok o, gelişmiş. Savaşçılar <laughs> çok gelişmiş. Bir de normal değil işte Elendil 241 diyorlar falan. Hani bunlar <laughs> dev insanlar falan gibi. Bunların hepsi birden saldırmaya başlayınca Sauron'u bayağı döküyorlar bu sefer. Yani Sauron çok ağır kayıplar vermeye başlıyor. Elfler ve Nümenorlar da büyük kayıplar vermeye başlıyor. Sauron'u öldüre 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 ta Rohan geçtiğinin doğusuna doğru sürüyorlar. Mordor'a doğru sürüyorlar. Artık en sonunda sadece seçkin şövalyeleri kalmış. Sauron'un onunla Barak sığınıyor. Bütün ordu yok ediyor. Öyle perişan ettiler. Yalnız Gilgalad falan tayfası da o kadar yok olmuşlar ki doğuya Lindon'a gitmeleri bile hani hayret ediliyor. İki taraf birbirini mahvetmiş durumda. Hatta o yüzden karanlık ama barış dolu yıllar deniliyor onlara. Barış dolu yıllar denmesinin sebebi şey bu Gwalatno savaştan sonra iki taraf da kayıpları askeri kayıplar o kadar büyük ki savaşacak adam kalmıyor. İkisi de nefes alamadığı için savaşamıyorlar. Öyle bir durum oluşuyor ve Ereğlio'nun kuşatılması, yüzüklerin ele geçirilmesi, Sauron'un geri püskürtülmesiyle burada Ereğlio Savaşı sona eriyor. Nasıl beğendin mi? Dizden sonra iyi geldi değil mi? Çok iyi geldi yani. <laughs> de işte bak böyle tarif et işte ya. Geldi mi adamlar hepsinin imanı gevremiş orada. Adamlar şey gibi atıyor ya. karıncaya gibi atıyorlar. Tabii bu gibi. aralar hala şey falan yok. Dizdeki gibi düşünmesinler. Daha dört kral falan var. Arfarazon. Miriel falan yok. Yine de bir önceki bölümde yüzüklerle ilgili anlatmıştın ya abi. Burada daha fazla benzerlik buldum ama diziyle. Yani yine de çok değil tabii ki ama yüzüklerin yapım sürecini anlatmışsın. Orada daha fazla farklılık vardı. Hı hı. İşte burada Dicle'lerin yardıma gelmesi, Killebrimbor'un orada öldürülmesi. Başlıklar olarak baktığında evet. O. Evet evet. Ondan sonra Elrond'un bir orduyla birlikte gelmesi. Gerçek İlgalat kendisi gelmiyordu. Az Gelmiyor. önce anlattığında. Yok. Fark var orada. Sadece birer cümle birer cümle uyuyor. Geri kalan da şey yok. Anladım. Boşluklar doldu bence de. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. İnce Teşekkür ediyoruz. ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. O zaman <laughs> yeni bölümlerde görüşürüz. 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 Evet. görüşürüz.